Merhabalar sevgili arkadaşlar. 24 Mayıs 2024 Cuma gününün enerjisinden bahsedeceğiz. Şimdi sevgili arkadaşlar, tüm gün boyunca enerjimiz daha çok böyle gezmek, seyahat etmek, araştırmak, yeni insanlar tanımak, yeni yerler tanımak, yeni kültürler edinmek ve bu kültürleri öğrenmek isteği söz konusu olabilir. Evde değil, dışarıda zaman geçirmek isteyeceğiz. Hiçbir şey olmazsa bir komşuya kahve içmeye gidebiliriz. Yani o derecede gezme tozma enerjisinin yoğun olduğu bir gün. Aynı zamanda araştırmacı da olacağız, maceracı olacağız. Keşfetmekten zevk alacağız, keyif duyacağız. Bu tarz etkiler söz konusu. İdealist enerjilerde olabiliriz. İdeallerimiz doğrultusunda araştırmalar yapacağız. İdeallerimizin peşine düşebiliriz. Özgürlüğümüzden ve bağımsızlığımızdan kesinlikle taviz vermeyeceğiz. Özgürlüğümüz önemli olacak. Baskıya gelemeyiz. Bu tarz etkiler söz konusu gibi görünüyor. Daha çok böyle bağımsız olmak, özgür olmak enerjisi gün genelinde hepimiz için aynı enerjileri verecektir. Yani hem çalıştığımız yerde özgürlük, hem ilişkilerimizde özgürlük, hem ailede özgürlük. Yani bir rahat bırakın, bir özgür olayım, biraz böyle nefes alayım enerjisinin hakim olduğu bir gün olacak aynı zamanda. Ve sevgili arkadaşlar, biraz daha böyle heyecanlı ve ateşli, böyle kıpır kıpır da olacağımız zamanlar da diyebiliriz. Daha böyle eğlenceye de zaman ayırmak isteyebiliriz. Eğlenmek isteyeceğiz çünkü. Ama bir yandan da çabuk sıkılacağız. Evet, eğlenmek isteyeceğiz. Bir yere gideceğiz. Ya ben burada sıkıldım, hadi gidelim. Bu tarz etkiler, ya da ilişkide sıkılmak, ya da bulunduğunuz yerden sıkılmak, gittiğiniz yerden sıkılmak. Yani çok fazla sıkıldım kelimesini herkesten duyabilirsiniz. Biraz aceleci ve hızlı olacağımız için sakarlıklara da dikkat etmemizde fayda var. Elimizi, kolumuzu, ayağımızı bir yerlere çarpabiliriz. Biraz da dilimize sahip çıkmamız gerekiyor sevgili arkadaşlar. Dilin kemiği yoktur misali. Konuştuğumuz cümlelerde biraz patavatsızlık söz konusu olabilir. Kalp kırmamaya çalışın. Aynı zamanda ilişkilerde de daha çok mantıklı hareket etmeye çalışacağız. Pek böyle duygularla yoğun olan bir gün diyemeyiz. İlişkilerde de mantık doğrultusunda hareket edilecek olan bir gün. Sağlık açısından biraz daha böyle bacaklar ve kalçalar ve ayrıca sinir sistemleri de dikkat edilmesi gereken sağlık sorunları gibi görülebilir diyorum bugün için. Akşam saatlerinde sevgili arkadaşlar, Ay ve Satürn'ün karesi gerçekleşecek. Ay Satürn karesi sevgili arkadaşlar bize biraz engellenmeler, biraz gecikmeler, biraz baskılanmalar, biraz zorlanmalar getirecektir. Özellikle de hayatınızdaki otorite figürlerinden, baba olur, abi olur, eş olur, anne olur ya da yaşlı birinin baskısını hissedebiliriz üzerimizde. Psikolojik baskı olabilir bu. Aynı zamanda yani bedenen yaptığımız işle alakalı da bir baskı söz konusu olabilir. Ama burada biraz zorlanacağımız durumlar da görünebilir. Planladığımız doğrultusunda ilerlemeyebilir bazı şeyler. Çünkü gecikmelere, engellenmelere, kısıtlanmalar söz konusu olacaktır akşam saatlerinde. Gün genelinde ise yine sevgili arkadaşlar, daha böyle atak enerjilerde olacağız. Biraz daha böyle hareket etme enerjisinin yoğun olduğu zamanlar, ayrıca spor gibi, spor yapma gibi fiziksel aktivitelerin yoğun olduğu işler yapabilir, hobiler yapabilir, aktiviteler yapabiliriz. Bu tarz etkiler var. Yerimizde pek duramayacağımız bir enerji hakim. Bu enerjiyi de tabii ki harcamak için, bu enerjiyi içimizden atmak için de bazılarımız belki spor yapacak, bazılarımız gezecek, tozacak. Ama burada fiziksel eylemin yoğun olduğu durumlar söz konusu. O yüzden biraz önce de söyledim. İşte hareket, hızlı hareket edeceğimizden ve ateşli olacağımızdan
kazalara ve sakarlıklara da açık olabiliriz. Bunlara da dikkat edin diyebilirim. Peki gün genelinde günün olumlu etkilerini yararlanacak olan burçlar Yay burcu diyebiliriz, Aslan burcu ve aynı zamanda Koç burcu sevgili arkadaşlar. Bu üç burç günün olumlu etkilerinden daha fazla yararlanabilecek diyebiliriz. Ve aynı zamanda da sevgili arkadaşlar Terazi ve Kova'yı da bunun içine dahil edebiliriz. Biraz daha bugünün yumuşak ve verimli enerjisini bu saydığım burçlar daha fazla etkilenecek diyebiliriz. İkizler burcu, aynı zamanda Balık burcu ve Başak burcu da biraz zorlanabilir. Biraz işte biraz önceki saydığım zorlanmalar, gecikmeler, engellenmeleri de yaşama gibi de bir durum söz konusu olabilir. Bu diğer üç burcumuz içinde bunları söyleyebiliriz. Yay burcu, Oğlak burcu, Balık burcu ve İkizler burcu. Bu burçlarda biraz daha böyle zorlanmalar söz konusu olacaktır diyebiliriz sizin için. Evet, bakalım kartlar mesajları ne olacak? Neler söyleyecekler gün için? 24 Mayıs 2024 için mesajımız ne olacak diyoruz. O çok geldi. 24 Mayıs 2024'ün mesajı. Dinarların ası geldi sevgili arkadaşlar. Gerçek bazen sıcaktır, bazen de soğuk. Böylece ruhani yanımız zahir olur. Tılsım ası sevgili arkadaşlar güvendir. Maddi manevi güvence, maddi manevi yeni başlangıçlardır. Sağlam ve istikrarlı başlangıçları gösterir bize. Kalıcı ve köklü durumların bize hayatımıza nüksetmesini gösterir. Yani burada kalıcı olan bir durum köklenmek demek, para kazanımı demek aynı zamanda. İlişkilerde de sağlam başlangıçlar ve ilişkilerde de sağlam böyle birbirine güvenilirliği de gösterir bize. Burada da çünkü ne diyor? Gerçek bazen sıcaktır, bazen soğuk diyor. Tılsım burada biraz soğukluk verebilir. Çünkü soğukluk olmasının sebebi yavaş ilerlemesinden. Birden olmaz hayatımızda. Aniden olmaz. Ağır ama emin adımlarla, sağlam adımlarla ilerlemektir sevgili arkadaşlar. Burada da demek ki bunun içine de başka bir kart gelmiş. Evet. 24 Mayıs 2024'ün enerjisinden bahsettik. Şimdi de mesajımızı alalım. Hava şövalyesi geldi. Büyük hızla gerçekleşen olaylar, seçeneklerini dikkatle yeniden değerlendirmek için zaman ayır. Yaratıcı çözümler, akıllılık, kararlılık, idealistlik ve yorulmak bilmez derecede bir enerji olacağını gösteriyor kartımız bize. Hava şövalyesi fikirlerde, düşüncelerde eyleme geçmektir sevgili arkadaşlar. Burada kafamızdan geçirdiğimiz planlarımızı, kafamızdan geçirdiğimiz fikirlerimizi hayatımıza nüksedeceğimizi ve bunu da hemen birden yapacağımızı gösteriyor. Ve aynı zamanda yine dilin kemiği yoktur misali aklınıza gelen her şeyi de söylemek zorunda değilsiniz. Burada bunu da söyleyebiliriz çünkü aklımıza bir şey gelir aniden birden ağzımızdan çıkabilir. Bu tarz etkiler de var diyebiliriz. Seçeneklerine dikkatli yeniden değerlendir dedi bize. Ve yaratıcı çözümler demek ki bazı çözümler aklımıza fikrimize düşebilir ve bunları da en kısa zamanda hayata ve eyleme geçme gibi durumların söz konusu olacağını gösteriyor bize mesaj kartımızda. Evet, o zaman sağlıklı, huzurlu, mutlu dolu bir gün diliyorum. Allah'a ısmarladık.